Ama işte sıra sıra. Yani bu yapım videosunu tamamını izleyemezseniz poğaçası eksik olur. Ona göre. Bak tadına bakın. Toz oldu ağzımda. Pamuk gibi. Ne oldu? Ya o kadar dağılıyor ki gitmiyor. Bir şey çay falan içmek lazım yanında. Ondan kaldı böyle. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün hep beraber 5 dakikada hazırlayıp 20 dakikada pişireceğimiz bir poğaça tarifi vereceğiz. Ya gerçekten çayınızı demlerken yanında hızlıca pişirip yiyebileceğiniz bir poğaça. Acayip de lezzetli. Bana bunu Afa öğretti. Bilmiyorum o nereden buldu tarifi. Nereden buldu Afa tarifi? İnternetten mi? YouTube'da ama unuttum hangi video. Ama gerçekten böyle hem lezzetli hem de kısa sürede yapılıyor yani. Diğer poğaçalar gibi 2 saat işte yoğurması, işte kabarması falan yok. Şimdi gel hızlıca bir malzeme sayalım. Hemen yapımına geçelim. Bakalım kaç dakika sürecek. Burada ne vardı? 120 gram eritilmiş margarin. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yumurta, 3 su bardağı un, 2 de kabartma tozu. Evet. Bak şimdi, ilk önce sıvı yağ, sıvı yağ ile normal margarin, isterseniz tereyağı da olur. Bunları bir kaba alıyoruz. Evet. Bakın belki 5 dakika bile hazırlanışı değil yani daha kısa süre. Bunları ilk önce bir çırptık. Arkadaşlar malzemeleriniz ılık olsun. Ne böyle çok sıcak olsun. Ilık olsun. Çünkü diğer türlü böyle soğuk olduğu zaman bunlar olmuyor. Kabarmıyor. Bak gel karıştı. Şeker, tuz ve yumurta. Bunları da karıştırıyoruz. Sponsorlu kalmış ya. Sen de onu öyle denirsin. Tamam. Şimdi bu unu bir anda mı koyuyoruz? Parça parça mı? Hepsi koyuyoruz bir sonra. Hepsini koyuyorsun. Kabartma tozunu atalım. Önce ben unuttum kabarma tozu ya. Aynı kurabiye gibi. Aynen. Ama gerçekten ben bu poğaçayı kime tatlarsam acayip derecede böyle beğeniyorlar falan. Hmm. Yani beğenmeyeni görmedim diyeyim yani. Şimdi bu hamur biraz cıvık oluyor. Böyle hani derler ya, çamur misali. Böyle hamur gibi oluyor böyle cıvık cıvık. Ondan korkmayın. Zaten pişince o sertleşiyor. Yani bu poğaçanın özelliği bu. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurdu. Sadece böyle 2 dakika sürdü zaten. Hı hı. Arkasından üstüne süreceğimiz bir yumurta sarısı. Bir de işte peynir içi içi. İsterseniz içine bir şey koymazsınız. Biz ekstra olduğu için şimdi koyduk. Şimdi bu hamurları şöyle elimize aldık. Bak şöyle genişletiyoruz elimizde. Tamam mı? Yani bunu nasıl yaparsanız, elinize nasıl gelirse öyle olabilir. Tamam mı? Ondan sonra bunu kapattım. Bu Afa'nın taktiği. Zaten bu pişerken yayılacak Afa. Biliyorsun zaten yani. Yayılacak mı? Yani büyüyecek şişerken. Ha, bu çatlıyor, büyüyor. İçinde böyle tereyağı kabartma tozu olduğu için bu böyle çatlayıp büyüyor. Yani hiç merak etmeyin böyle küçük hamur gibi durduğuna bakmayın. Bu pişince böyle kocaman biraz daha böyle büyüyor. Hı hı. Yumuşacık oluyor böyle ağızda dağılıyor. Biz de dediğimiz gibi poğaça yapmaya başlayınca çayı koyduk. Şu an işte üst tarafında kaynatıyoruz yani öyle diyeyim yani. Çayı demledik bakalım bak aynı anda yetişecek yani bizim de. Sadece bir 20 dakika pişmesi var. Evet. İçinde kaşar peynir de olur. Ya içine kaşar peynir de koyabilirsin. Hı hı. Ben şey merak ettim Afa. İçine sucuk koysan nasıl olur? Yok ya. Yani. Bak görüyor musun? Hı. Tamam. Bunların hepsini yapalım.
bir 10-12 tane çıkacak. Arkasından yumurtalamada ve fırına atmada görüşürüz. Heh, şimdi Afa. Bak tek tek poğaçamızı yaptık. İçine peynirleri de koyduk. Afa tabi malzemeleri tek tek veriyor. İsterseniz susamlı çörek hatta atabilirsiniz. Ben, şimdi tarifi ben tamamen bilsem hepsini şimdiye koymuştum. Tek tek söylüyordum en ilk başta. Ama işte sıra sıra. Yani bu yapım videosunu tamamını izleyemezseniz poğaçanız eksik olur. Ona göre. Şimdi Afa bunları şöyle bir yumurtalıyoruz. Bu ne küçük küçük. Onlar da işte öylesine koydum ya. Minik minik. Şekilli olsun diye. Küçük küçük olsun diye koydum. Ya tam 2 senede yetiyordu. Bak tam 12 tane çıkıyordu. En sona gelince ya dedim 2 tane de dedim yuvarlak yuvarlak olsun dedim. Evet. Bu arada fırınımızı açtık. Fırınımız da ısınıyor. 200 derecede 20 dakika pişireceğiz. Bir de şey diyecektim. Ben poğaçayı hamuru yoğurduk ya. Hemen hamur kabarmaya başladı. Elime çıtır çıtır aynı içinde böyle baloncuk varmış gibi kabardı hamur. Yani diyorum malzeme ılık olacak. Çok sıcak da olmayacak. Çok sıcak olsa hamuru pişirir. Bir tane yumurta yetermiş. Bununla da omlet yaparız. İsraf yok. O bir tane zaten. Bir tane mi bu? Evet. Allah Allah ne kadar çokmuş ya büyük. Yok be Afa burada iki tane var. Bir. Sen buna yumurtanın tamamını mı kırdın yoksa sarısını mı kırdın? Bir. Bu normalde sarısı kullanılır. Susamlar. Topları şey yapalım, susamlayalım. Baksana şu hazırlanışı bile kaç dakika sürüyor yani. Yani toplasan yani 2 dakika hazırlanma. 3-4 dakikada işte bunu şekil verme falan desin. Yani hadi tat çatası 10 dakikaya poğaça hazırladık ya. Böyle pratik tarifler gerçekten güzel oluyor. Tamam. Tamam. Arkadaşlar ısıtılmış fırında 200 derecede 20 dakika pişiriyoruz. Sonra tadımda görüşürüz. Şimdi biz 20 dakika dedik ama 16-17 dakikada bu pişti. Zaten böyle kolay pişen bir ürün bu. Bak şimdi Afa gerçekten yumuşak gördük ya. Bak görüyor musun? Pamuk gibi dağıldı. Böyle içi bir çiğ falan değil. Bak tadına bakın. Toz oldu ağzında. Pamuk gibi. Ne oldu? Ya o kadar dağılıyor ki gitmiyor. Bir şey çay falan içmek lazım yanında. Ondan kaldı böyle. Anladım. Gerçekten çok lezzetli. Yani yapın. Çayınız hazır olana kadar pişiyor bu. 15-20 dakikada. Yani kontrol edersiniz zaten. Bak üzeri kızardı biz aldık. 16-17 dakika olmuştu. Yani arkadaşlar hemen yapıp hemen yiyebileceğiniz bir tarif. Gerçekten çok lezzetli. İçine peynir, kaşar ve benzeri şeyler de koyabilirsiniz. Videoyu daha fazla uzatmayalım. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakalım. Don't forget to like and subscribe. Bye bye. Bye bye arkadaşlar.